Herkese iyi akşamlar. Ben splint kullanımı ile ilgili sunumu iki başlık altında topladım. Birincisi immobilizasyon atelleri, ikincisi de eğitim atelleri gibi grupladım. İmmobilizasyon atellerini niçin kullanıyoruz? Cerrahi işleme özel olarak pozisyonlamayı sağlamak, transferi istirahat geriliminde destekleyebilmek, sütüre tendon ya da sinir üzerindeki gerilimi elimine etmek, duyusu azalmış ya da olmayan cilt alanını korumak ve etkilenmemiş eklemlerin güvenli kullanımına izin vermek için bu atelleri kullanıyoruz. Süreyi neye göre belirliyoruz atel kullanım sürelerini? Öncelikle cerrahinin yapıldığı bölge, eklem bizim için önemli. Hani bunun omuz, dirsek ya da bir sadece baş parmağı ilgilendirmesine göre süreler biraz artı eksi olabiliyor. Hastanın yaşı, tabii kognitif gelişimi açısından bizim söylediklerimizi algılayabilmesi ya da elini kullanma konusundaki çabasından dolayı önemli. Hastanın tanısı, spastik bir hasta olması ya da izole bir periferik yaralanması olması ya da bir brakel fleksü yaralanması olması sürede belirleyici olabiliyor. Gene de bütün bunları dikkate aldığımızda ortalama olarak genelde bir transfer sonrası 3 ila 6 hafta kadarlık bir sürede gece ve gündüz atele devam ediyoruz. İlerleyen 6. 10. haftalık dönemde gece devam ederken gündüz egzersiz aralarında çıkartıyoruz. 10-12 haftalık döneme kadar sadece geceleri devam ediyoruz. Bazı durumlarda işte ilk başta da belirttiğimiz bazı durumları dikkate alarak atelin kullanımını 2 ila 4 hafta kadarlık sürelerle de arttırabiliyoruz. Transfere uygun pozisyonlama hem tendon boyunu sağlama, koruma hem de eklem açısından önemli. Bunu da biliyoruz. Transfer cerrahisi öncesi dönemden itibaren atel kullanımına başlanabiliniyor. Neden? Çünkü transfer cerrahisi sonucunu etkileyen en önemli faktörlerden biri cerrahi öncesi dönemdeki normal eklem hareket açıklığının oluşturulması. Pasif hareket açıklığına ulaşılamamış bir hastada transferden sonra transferin aktivasyonu bile olumsuz etkilenebilmekte. O sebeple de uzun süreli atel kullanımı oluşturduğu nazik germelerle, kontrakte dokunun remodüle edilmesinde yarattığı faydalarla cerrahi öncesi dönemde özellikle kullanılması lazım. Bu konuda bizim için faydalı olabilmekte. Mesela oponens plastiğe hazırlanan bir hastada yapacağımız atelin özellikle palmar abdüksiyon pozisyonunda olması bu konuda dikkate alınması gerekiyor. Cerrahi sonrası dönemde yaptığımız atellerde örneğin özellikle sinir onarımları sonrası brakial fleksüslerde doğumsal brakial fleksüs yaralanmaları hastalarda yapıyoruz. Bu ateller hasta daha cerrahiye girmeden önce hazırlanıyor ve hasta ameliyathaneden çıkarken bu ateli giydirilmiş olarak çıkartılıyor. Onarılan sinirlerin ya da konulan greflerin korunması için başı içine alan, tabii miktar gövdeyi de içine alması gereken, başın istemsiz lateral fleksiyon ya da rotasyon gibi hareketlerini engellemesi için ortalama ilk 2-3 haftalık süreçte kullanılan bir atel. Bölgelere göre ilerlediğimizde omuz bölgesinde özellikle brakial fleksör yaralanmalarından sonra, doğumsal ya da travmatik yaralanmalardan sonra omuz fonksiyonel hareketini arttırmak amacıyla yapılan transfer işlemlerinden sonra kullanılan atel gene ameliyat öncesi dönemde hazırlanması gerekiyor. Çünkü hasta ameliyathaneden bu atel giydirilmiş olarak çıkartılıyor. Pozisyon olarak özellikle omuzun 90 derece abdüksiyonda ve dış rotasyonunu sağlayan, dirseği 90 derece fleksiyonda tutan, ön kolu nötralde, el bileğini nötralde pozisyonlayan, distal kasların gücüne göre parmakları içine alan ya da almayan bir şekilde planlanıyor ve uygulanıyor. Bu atelin kullanımından sonra hastanın aktivitelere geçiş döneminde biz hastanemizde direkt ateli çıkartmıyoruz. Böyle bir kol altı yastığına geçiyoruz. Kolun ağırlığını destekleyerek o geçiş döneminde hastaya kolaylık sağlamak, transfer edilen tendonları da güçlenmesine yardımcı olmak amacıyla. Ama böyle bir geçiş dönemi yastığı kullanmayan ekipler de var. Aşağı indiğimizde dirsek ve ön kol çevresinde fleksiyon ve rotasyonla ilgili hareketlerin yetersizliğinde yapılan transferlerden sonra
İmmobilizasyon splintinin pozisyonu amaca göre değiştiriliyor. Tabii ki dirseğin yaktığı, yani olabiliyorsa 90 derece fleksiyonda tutan, ön kolu da duruma göre, ihtiyacı isteme göre pronasyon ya da süpinasyonu alan statik bir halter işimizi görmekte. Ekstansör kasları, bilek ve parmak ekstansör kaslarına yönelik bir transfer yapıldıysa uzun bir ön kol ateli yapıyoruz. El bileğini tabii ki 30 derece kadar ekstansiyona alıyoruz. Metakarpofalangeal eklemler nötralde ya da maksimum 10 derece kadar fleksiyonda. Baş parmak atelin içinde ve tam ekstansiyon pozisyonunda termoplastik malzemeden yapılan statik bir immobilizasyon ateli kullanılmakta. Baş parmakla ilgili o pozisyon için yapılan bir oponensplasti operasyonu sonrası öncelikle bir dorsal blok splinti yapıyoruz. Burada el bileği yaklaşık 30 derece fleksiyonda ve baş parmak tam palmar abdüksiyonda pozisyonluyoruz. İlerleyen dönemde, yani en az 3 hafta geçtikten sonra, 3. 4. haftalardan sonra daha kısa parmağı sadece o pozisyonda tutan bir atele geçiş yapıp bunu ihtiyaç doğrultusunda süre dahilinde kullanıyoruz. Lumbrikal kaslarla ilgili bir transfer işlemi gerçekleştirildiyse başlangıçta yine bir dorsal blok splinti, el bileğini 30 derece kadar fleksiyona alan, metakarpofalangeal eklemleri 60 derece kadar fleksiyonda tutup IP eklemleri tam ekstansiyona alan bir termoplastik halter işimizi görmekte. İlerleyen dönemde daha küçük, daha portable bir ulnar palsi splintine, ateline geçilebilir. Eğer hastada medial ve ulnar sinirin kombine bir yaralanması varsa, bir pençeyel deformitesi geliştiyse, buna yönelik yapılan transfer sonrası el bileğini nötralde tutan, metakarpofalangeal eklemleri 50 ila 70 derece kadar fleksiyona alan, interfalangeal eklemleri nötralde tutan, baş parmağı palmar abdüksiyon ve o pozisyonda tutan bir dorsal blok splintiyle başlayıp rehabilitasyon sürecine ilerleyen dönemde daha küçük medial ulnar lumbrikal palsi ateline geçmek, ateli küçültmek mümkün. İkinci başlık eğitim atelleri. Bunları hastanın priop dönemde öğrenmiş olduğu, ki bu süre bazen çok uzun olabiliyor, öğrenip yerleştirdiği yerleşik hareket şekillerinin yerine postoperatif dönemde doğru hareket paternlerinin öğretilebilmesi, hastanın bunları kavrayabilmesi için zaman zaman atellerden faydalanıyoruz ve biz bunları oldukça fazla şekilde uyguluyoruz hastalarımıza. Gene yoğun takip ettiğimiz brakiyal fleksör yaralanmalarından sonra omuzla ilgili bir transfer yapıldıktan sonra hastalara zaman zaman dirsek ekstansiyonu ile ilgili bağlantılı güçsüzlükler varsa, mesela bir dirseği pozisyonlayan, ekstansiyonda tutan statik bir atelle omuza daha odaklı çalışmak, omuza olan konsantrasyonu ve gücü aktarımını fazlalaştırmak mümkün. Bir baş parmakla ilgili IP eklemde fleksiyon hareketinin kuvvetli olduğu, o pozisyon çıkarmak için bu hareketi çok kullanıp böyle bir paten yerleştirmiş hastada sadece IP eklemi için alan küçük bir kısa bir parmak ateliyle baş parmak hareketlerini daha istediğimiz şekilde çalıştırmak mümkün. Yine bir pençeyel deformitesi sonrası lumbrikal kaslara bir transfer yapıldığında hastada yerleşmiş hareketleri kırmak adına MP eklemleri boşta bırakan ama distal eklemleri nötralde pozisyonlayan parmak atelleriyle MP eklem fleksiyonunu çalıştırmak, öğretmeye çalışmak olası. Bunun dışında donör alan komplikasyonlarında bazen karşılaştığımız durumlarda gene atelden fayda görüyoruz rehabilitasyon sürecimizin içinde. Bunları da mutlaka destekliyoruz, ekliyoruz. Eğer bir ekstansör düşüklük geliştiyse belki bir uzun parmak ateli, burada en azından MP eklemi de içine almışız. İhtiyaç görürsek daha uzun el bileğinin de içine alan bir immobilizasyon ateli yapmak mümkün. Yine bir fleksör kontraktür geliştiyse duruma göre, hastanın entfiline göre statik, progresif ya da dinamik bir proksimal interfalangeal eklem ekstansiyon ateli uygulamak mümkün. Bir kuğu boynu deformitesine gidişat varsa da belki bir uzun parmak ateli ya da
yüzük ataylar kullanarak bu süreci düzeltmeye çalışmak uyguladığımız yöntemlerden. Sonuç olarak atel bilim, sanat ve estetiğin bir bütünü ve atel kişiye özel yapılmalı. Ve ateli yaparken amacımız iyi belirlenmeli. Biz hastanemizde atelleri bizzat kendimiz uyguluyoruz. Özellikle de yani takibini yaptığımız hastalarda transfere gidişat, transfer operasyona gidişat olduysa, öncesinde de bildiğimiz için hastanın elini neye ihtiyacı olduğunu, o grup hastalarda atel yapmak daha keyifli, sonuçlarını da takip etmek daha keyifli oluyor. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese.